Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Samsun'da puslu bir hava var. Ben de bayağı bir erken uyandım. Çünkü eşim ve çocuklar yoklar. Kayınvalidemde kaldılar. Ben de kahvaltı için aperatif bir şeyler yedim. Tek başıma bir şey yesim olmuyor. Bir kahve içeceğim ama önce silikon kapaklar almıştım. Onları bulaşık makinesine atmıştım. Sulu kalmışlar. Onları bir tekrar durulayıp koydum. Birazdan kurulayacağım. Önce bir kahvemi içeyim. Ondan sonra da o işlere başlarız. Şunları almıştım Migros'tan. Bunlar çok kullanışlı gerçekten. Tesadüfen gördüm, aldım. Böyle istediğiniz büyüklükte 6 parça. Böyle kapakların açık, kapaksız olan şeylerinizin üstüne kapatıyorsunuz, geriyorsunuz. Ve korumuş oluyorsunuz. Hiçbir şekilde koku da yapmıyor bunlar. Gerçekten çok kullanışlı ama bunları makineye attım, bir çıkardım. Hepsi su dolu içleri. Tabi diğer bulaşıkları da ıslatmışlar. Onun için bunları tekrardan duruladım. Kurulayacağım bunları, biraz suları gitsin. Ondan sonra yerlerine koyacağım. Şu tencerelerin falan da hep ıslatmışlar. Ondan sonra da yerlerine yerleştireceğim. Önce şunları da duruladım tekrar. Burada biraz kurusunlar. Ben şimdi bir kahve yapayım ve biraz keyif çatayım bizimkiler yokken. Bu arada burayı ben mikrodalga bölümü burası. Ben mikrodalga fırın kullanmadığım için almadım. Ondan sonra bugün aklıma geldi. Şurayı dedim kahve köşesi yapayım. Bu şekilde kahve malzemelerimi koydum. Bence güzel oldu. Hem tezgahım boşalmış oldu. Tezgahıma yer açılmış oldu. İyi oldu yani. Şimdi güzelce kahvemizi yapalım arkadaşlar. Uzun zamandan beri şöyle kafamı dinlemeye vaktim yoktu. Ondan sonra hafta sonu çocuklar dedelerine, babaannelerine özlediler. Fırsattan istifade oraya gittiler. 2 gündür orada kalıyorlar. Yani cuma akşamı mı gittiler? Ondan sonra 2 gecedir oradalar. Bugün gelecekler. Ben de o arada biraz keyif yaptım. Hem de işimi gücümü yaptım. İyi oldu. Hem dinlendim. Öyle işte. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günler? İnşallah iyisinizdir. Ben de böyle sabah erkenden kalktım. Bulaşık makinesinde yıkanan şeyler var dediğim gibi. Onları hallettim. Ondan sonra cama iki tane kargom geldi. Onları da göstereceğim birazdan size. Onlara bakacağım işte. Ondan sonra çamaşır işte. Çamaşırım var. Sürekli çamaşır yıkıyorum. Bu şekilde geçiyor. Bugün pazar olduğu için bizimkiler gelecek. Ondan sonra yine tantanamız başlayacak. Aynen devam edeceğiz. Öyle bakalım. Kahvemiz de pişmek üzere. Hadi bakalım piş piş. Hava da bugün puslu. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım. Ay. Yağmur da yağacak mı? Yağacak gibi ama buhar var dışarıda. Biraz yağsa da hava rahatlasa. Kahvemizi içelim. Ondan sonra güne başlayalım arkadaşlar.
Evet, gelelim birinci kargomuza. Arkadaşlar, koronadan dolayı alışverişe falan çıkamıyoruz ya. Daha doğrusu biz çıkamıyoruz, sizi bilmiyorum. Bizim oğlan evde durduğumuzdan beri hem büyüdü hem kilo aldı. O yüzden evdeki hiçbir kıyafeti olmuyor. Ondan sonra ben de dedim internetten sipariş vereyim de bari. LCO2'den sipariş verdim. Onlar geldi. Bu arada kızımla ikimizin de pijamaları eskimişti. Birer tane pijama siparişi verdim. Şu bir tanesi böyle. Sweet. Bu böyle. Gerçekten çok güzel. LCO2 ürünlerine hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yıka yıka giy. Ne yıpranma ne bir şey. İşte çocuk anca büyüyünce olmamaya başlıyor. Ondan sonra da ihtiyacı olanlara veriyoruz. İyi oluyor. Bir tanesi de böyle. Dinozorlu sivit. Bu da uzun kollu. Bizim oğlan pantolon giymediği için ben onu hep eşofman altı şeklinde alıyorum. Mümkün değil, kot pantolon giymez. Böyle beli lastikli olacak, eşofman altı olacak. Böyle. Bir tane böyle aldım. Ondan sonra bir tane pijama takımı aldım yine oğlana. Ay, bu da nereden açılıyor? Şöyle. Futbol toplu böyle pijama üstü. Mavi. Altı da böyle gri. Bunu aldım. Birer tane de kızımla ikimize aldım pijama. Bakalım nasılmış. Ay. Aman, pek şirinlermiş bakın. Bisküvi ve süt var üzerinde. Çok tatlıymış. Bu da böyle uzun kollu pijama. Ay, altı da böyle çok güzelmiş. Aynı desenli. Ondan sonra bir tane de şöyle aldım. Bu da çok güzel. Böyle yazılı uzun kollu pijama, kışlık pijama bunlar. Arkadaşlar, gerçekten çok kullanılır. Ben çok memnunum. Yani şahsen çok pahalı almaya gerek yok. Aa, bunda paçalar lastikliymiş, böyle çok güzel. Puantiyeli böyle altı. Bu da pijama altı. Böyle işte. Bunları ben yıkıyorum. Ondan sonra da giymeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim farmasi kolimize arkadaşlar. Ben bu farmasiye kendi ihtiyaçlarımı almak için üye oldum. Ondan sonra bir arkadaşım bana teklif etti. Gel dedi, ekibimizi kuralım dedi. Ekibimize katıl dedi. Neden olmasın dedim ben de. Ondan sonra şimdi kendi ekibimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Sizler de ekibimize katılmak isterseniz ben aşağıya linkimi bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz. Ücretsiz şifrenizle ürünlerimizi indirimli olarak alabilirsiniz. %40, %30, %40'a varan indirimleri elde ediyorsunuz. Hem indirimli ürün almış oluyorsunuz, hem de isterseniz kendinize bir ek gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer takımıma üye olmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayıp üye olabilirsiniz. Şimdi neler almışım? Önce şöyle oğlana diş fırçası aldım. Ondan sonra şu temizlik mendilini aldım arkadaşlar. O kadar kullanışlı ki. Ben de limon kokulusunu almıştım. Bir de okyanus kokulusu var.
Böyle bir yere bir şey döküldüğü zaman koltuğa falan yerlere nereye isterseniz hemen temizliyor. Bir de mis gibi koku bırakıyor. Ben bunu her alışverişimde mutlaka alıyorum bir tane. Bunu aldım. Ondan sonra şu aynı sefa kremi. Arkadaşlar bu da gerçekten çok faydalı bir krem. Her şeye kullanabiliyorsunuz. Mesela yaranız var. Yarayı çabuk iyileştiriyor. Ayağınızda mantar var, kaşıntı var. Kaşıntıya iyi geliyor, mantara iyi geliyor. Mis gibi de kokusu var zaten. Ellerinizin kuruyan cildinize sürüyorsunuz. Nemlendiriyor. Gerçekten çok faydalı bir ürün. Bu da böyle almıştım. Doktor Cevdet Tuna'nın balsamı. Aynı sefa kremi. Ondan sonra ben artık marketten şampuan ve duş jeli almıyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü doğal ürünler. İçinde zararlı kimyasallar yok. O yüzden artık marketten değil de ben alışverişimi farmasiden yapıyorum. Böyle şampuan aldım, zeytinyağlı. Ondan sonra yine de zeytinyağlı duş jeli aldım. Bir tane de şöyle neydi bu? Mineralli duş jeli. Aloe veralıymış. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Bittikçe alıyorum. Yani marketten en azından zararlı kimyasal olmadığı için bunları kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten indirimli almak istiyorsanız isterseniz katalogdan alabilirsiniz ama indirimli almak için geliş fiyatına kendiniz üye olun. Kendi ihtiyaçlarınızı marketten değil de kendiniz alın, alın. Hem de kapınıza kadar geliyor. Yani bu korona vakti de marketlere gitmektense kapınıza geliyor. Paranızı ödüyorsunuz. Böylece bunlar size gelmiş oluyor. Bir de böyle diş macunu aldım arkadaşlar. Gerçekten bunlarda da fluorit olmadığı için zararlı, hiçbir şekilde zararlı maddesi yok içinde. Ondan sonra bir de bunu almışım. En sonunda parfüm aldım arkadaşlar. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Katalogda kokusu vardı. Ondan sonra böyle dirseğinizi sürüyorsunuz, pardon, bileğinizi. Kokusunu alıyorsunuz. Ondan çok beğenmiştim. Bir tane de bundan sipariş verdim. Ondan sonra şunu unutmuşum. Bak bu en önemlisi bu arkadaşlar. Metal temizleyici. Ben bir iki tane tenceremde kestane pişirmiştim. Ondan sonra yanık lekesi kalıyor. Telleyince de geçmiyor, zor geçiyor. O yüzden bu metal temizleyiciyi aldım. Bunun da denemesini göstereceğim size. Instagram sayfamda Reels videosu olarak göstereceğim. Onu da oradan takip edebilirsiniz. Bunu da size tavsiye ediyorum. Metalleri, tencereleri nasıl temizlediğini göreceksiniz. Sizin de kararmış tencereleriniz, tavalarınız, neyiniz varsa metal eşyalarınız, gümüşleriniz onları pırıl pırıl yapıyor. Denediğim zaman siz de görürsünüz, ona göre karar verirsiniz. Dışarıda bir fırtına var. Bir sis var. Bak hiçbir yer görünmüyor. Hiçbir yer görünmüyor. Sadece şu bina görünüyor azıcık. Yağmur başladı. Fırtına var dışarıda. Kar mı yağacak ne? Şu camı kapatalım da. Ay. Ben de acık evi süpüreyim dedim. Birazcık evi süpürelim bakalım şimdi. Thank you.
geldik. Şimdi bir tarif gördüm ben bugün Instagram'da. Çok hoşuma gitti. Ondan yapmaya çalışacağım. Tabii siz benim yaptığımı görmediğiniz için şimdilik böyle başlayacağım. Ondan sonra size kamerayla göstereceğim. Milföy hamurlarını köşelerinden kesiyorsunuz. Dikdörtgen şeklindeki milföy hamurlarını. Ondan sonra da konuşamadım da. İçine şey bu çikolatalar var ya sürme. Onlardan koyuyoruz ve sararak kruvasan şeklinde veriyoruz. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısı değil, ben yumurta süreceğim. Sarısı çok fazla geliyor. Yumurta sürüyoruz. Ondan sonra 180 derecelik ısıtılmış fırına koyuyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Ondan sonra da tadına bakıyoruz. Şimdi böyle dikdörtgen şeklindeki milföyümüzü şöyle baştan aşağı kesiyoruz. Ben 8 tane yapacağım. Herkese ikişer tane olacak şekilde. Ondan sonra şunları şöyle güzelce keselim. Bakalım becerebilecek miyim? Bugün gördüm tesadüfen. Bir yapayım dedim, canım çekti. Bizim çocuklar da sever böyle şeyleri. Şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle kesiyoruz. Tabii daha önceden erimesi için, yumuşaması için biraz bekletiyorsunuz. Ondan sonra şöyle yaptı. Şu bir parçasını alalım. Şuradan biraz kesiyorsunuz ki şekli daha güzel olsun diye. Ondan sonra şöyle çikolatadan alıyoruz. Şu orta kısmına şöyle koyuyoruz. Böyle koyduktan sonra biraz şu kestiğimiz yeri şöyle açarak sarıyoruz. Sarıyoruz, sarıyoruz. Ondan sonra şu kağıdı çıkartayım, şey oluyor. Şöyle kruvasan şekli veriyoruz. Ve ay çıktı. Neyse, tepside şey olur. Bu şekilde yağlanmış tepsiye koyuyoruz. Peçetemi alayım ben yanıma. Elim çikolata oldu çünkü. Ondan sonra diğerlerini de bu şekilde yapıyoruz ve 8 tane oluyor. Çikolatayı da ben dolaptan çıkarmıştım. Keşke biraz daha donuk olsaymış. Biraz cıvık oldu çünkü. Neyse, olduğu kadar olmadığı kader. Sonucuna bakacağız. Şöyle sarıyoruz. Ben böyle çikolatalı kuru fasanları çok sevdiğim için bugün tesadüfen görünce hemen dedim ben de deneyeyim bakayım. Becerebilecek miyim? Daha doğrusu lezzeti nasıl olacak bakalım. Instagram'daki şey yapmıştı. Kuvertür çikolata koymuştu. Bende de şimdi çikolata yok. Ama yorumlarda şey diyor. Bu sürme çikolata da olur diyor. Bakalım. Bu arada annem aradı. O yüzden videom durdu. Anneciğim, yine sen aradın. Videonun ortasında. Açamadım, kusura bakma.
Eğer güzel olursa, ay, fırınımı da açmıştım. Alarmı çaldı. Evet, nerede kalmıştık? Bir ara şey oldu, videom nerede kaldı onu bilmiyorum, kontrol edeceğim ama hafızam dolu olduğu için videom duruverdi bir anda. Evet, yumurtamızı akıyla birlikte karıştırıyorum. Zaten çok fazla sürmeye gerek yok. Aslında ben bunu sadece akını sürüp üzerine toz şeker serpmeyi düşündüm. Çünkü şey var ya, KitKat vardır bilirsiniz. Böyle milföylü tatlı satılıyor. KitKat. Onun gibi düşündüm. Sonra dedim ki hadi ziyan olmasın yumurtanın sarısı da. Bunu da böyle yapalım bakalım dedim. Çayın yanında misafiriniz geldiğinde hemen böyle 5-10 dakikada yapabileceğiniz bir tarif. En son piştikten sonra da üzerine pudra şekeri de dökebilirsiniz, dökmeyebilirsiniz de. O size kalmış. Bakalım şimdi fırınımıza vereceğiz. Nasıl olacakmış? Fırınımızı açalım. Ondan sonra da tepsimizi koyalım. Elimizi de yakarsak yandık. Şöyle koyalım da fazla üstü yanmasın. Bu şimdi böyle üzeri kızarana kadar pişecek artık. Evet, kruvasanlarımız pişti. Fırından çıkardım sıcak sıcak. Üzerine de şey ekledim. Pudra şekeri. Şöyle bir göstereyim önce. Gördüğünüz gibi. Tadına bakacağım şimdi ama bakalım nasıl olmuş. Şimdi tadına bakalım. Çok lezzetli. Tuzlu falan değil. Ben Super Fresh'in tereyağlı şeyi var ya, milföyü ondan almıştım. Gerçekten tuzlu değil. Tavsiye ediyorum. Çok kolay yapması. Milföyün içine Nutella, Sarelle, Torku. Ne varsa çikolata da olur. İçine sarıyorsunuz. Ondan sonra da üzerine yumurta sürüp fırına koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Çocuklar da çok sevecek. Evet. Bugünkü videomuzu da bu şekilde sona erdirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.